Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Karadeniz turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoda Giresun'dayız. Tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum ama bilinen yaylaların dışında bilinmeyen çok güzel yerlere de gidecekmişiz. Bakalım neler yaşayacağız. Videomuzun devamına geçmeden önce beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşeden şu taraftan abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim. Giresun videomuza tekrardan hoş geldiniz sevgili Kolaçan izleyenleri. Bugün Giresun'u geziyoruz. Turumuzun 15. günü sanıyorum. 2 haftayı geride bıraktık. 2452 kilometre yapmışız. Yaklaşık 2500 kilometre yapmışız. 30 gün 5000 sürecek bir tur diye çıktığımız yolda 15. günde 2500 kilometre yapıyor olmamızda güzel bir tesadüf oldu. Güzel denk geldi. Hem günden hem kilometreden yarı yarıyayız. Biz aslında kabaca gün ve kabaca kilometre vermiştik ama yarı yarıya denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Sağımızda Karadeniz, solumuzda Giresun, Tirebolu. Yolumuza devam ediyoruz. Bu videoda Giresun'un yaylalarını gezeceğiz. Birkaç yer varmış. Kümbet yaylası varmış, meşhurmuş. Oraları gezeceğiz. Yollar yine çok güzel. Yollar yine çok virajlı. Eğlenceli bir video bizi bekliyor diye düşünüyorum. Burada bir tanıdık arkadaşlar var. Bizi otelde ağırladılar sağ olsunlar. Onlar gezdirecek bizi nerelere gideceğimizi. Buranın yerlisi olduğu için bilinen yerlerden, bilinen yollardan ziyade daha bilinmeyen bakir yerleri gezdirip bilinmeyen yollardan götürmeye çalışacaklarmış diye söylediler. Bakalım artık nerelere gidip nerelere göreceğiz. Ben bu videoyu çektiğim anda 3. bölüm yayınlandı. Bu bölüm kaçıncı bölüm olur? 12-13. bölüm galiba ama ben şu anda bu videoyu çekerken 3. bölümü izlediniz siz dün akşam. İlk 3 videodan anladığım kadarıyla videoları uzun tut diyorsunuz. Ben de uzun tutacağım. Yani şu an gelecekten konuşuyorum size. Çok saçma bir şey oldu ama gelecekten konuşuyorum sizlere. 3. videoda yaptığınız yorumlara istinaden şekillendiriyorum videoların içeriğini, uzunluğunu, anlattığım şeyleri. Keşke anlık olarak paylaşıp, keşke anlık olarak tepkilerinizi alabilsem çok daha iyi olur ama maalesef. Yorumumuza devam ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum ama tek bildiğim şey Kümbet Yaylası. Onun dışında nerelere gideceğiz hiçbir fikrim yok. Bakalım hep beraber göreceğiz. Videomuzu beğenmeyenler videomuzu beğenebilirler. Her yerde fındık var. Her yerde fındık var. Bütün boş alanlara, bütün geniş alanlara fındık kurutmaya, fındık sermişler, fındık açmışlar. Her yerde fındık var. Maşallah. Daha çok olsun. Dünyanın en çok fındık üreten ülkesiyiz değil mi biz? Birinciyiz dünyanın. Ama en pahalısı bizde değil mi? Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam yazarsınız. Kamyonlara yakalandık. Tozun toprağın içinde kaldık. Arkadaki de kornaya basıyor. Yol mu istiyor acaba? Ne vardı duraydınız da şu kenarınızdan geçeydik gideydik kamyoncular. Oğlum kornaya basıyorsun da göremiyorum ki ben ne yapıyorsun arkadan, ne yol mu istiyorsun, dur mu diyorsun? Pisteye bak ya, mahvoldum. Lan ne bana mı çalıyorsun, kime çalıyorsun anlamıyorum ki. Arabanın içine bakıyorum el mel işareti de yapmıyor, hani dur demiyor, git demiyor, sadece kornaya basıyor. Sanırım takipçi. Gülüyor arabanın içinde. Şu an ne yapabilirim bilmiyorum. Ya ben sana demedim. Bu tarafa gelince haber verip bir de söyleyeceğim sana diye. Değişim var. Acaba sen hangisiydin? Murat Yağlı. Hoş geldin. Bir sürü yazıyorlar da bir türlü denk getiremedik ya. Vallahi çok sevindim gördüğüme. Vallahi ben de sevindim. Sürekli yolda oluyoruz ya. Ne mesajlara bakıyorsun, ne etrafa bakıyorsun. Sadece yol. Şimdi diyorum ki arkamdan bir korna çalıyor ama araba... Zor tanıdım. Motoru daha önce Ankara'da gördüm. Aha, evet. Döndüm oradan geldim peşine. Çekinelim. Arkadaş izleyicimizmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine durdurup bu kadar yol gelip sohbet ettiği için. Mutlu oluyorum ben böyle çünkü
görüşmemiz çok zor oluyor artık. Buralara ne zaman gelirim bilmiyorum. Ya da işte bu arkadaş Ankara'ya ne zaman gelir bilmiyoruz. O yüzden böyle denk geldiğinizde, gördüğünüzde durdurun. Bir ayaküstü de olsa 2 dakika sohbet edip tanışalım. Instagram'dan da takip ediyormuş. Bu tarafta olduğumu da görmüş. Daha önceki videolarımda da sürekli hatırlatıyorum. Bu tür geziler özellikle Instagram'dan anlık. Şuradayım, şuraya geliyorum, buraya gidiyorum diye anlık oradan takip edebiliyorsunuz. YouTube'dan zaten bir hafta, iki hafta geriden geliyor. Facebook'tan da 3-4 gün ya da 2 gün, 3 gün geriden geliyor. Ya da akşam olduğunda Facebook'tan paylaşabiliyorum. Twitter zaten öyle haftada bir falan paylaşıyoruz ama Instagram direkt anlık. En günceli Instagram. O yüzden açıklamada Instagram hesabım var. Takip alırsanız çok sevinirim. Bir mola verdik. Burada adamlar kütükte minare yapmışlar. Ne güzel olmuş. Bak üstü minare yerine direkt adam kütüğü koymuş. Minareye çevirmiş. Çok iyi olmuş. Şimdi yolumuza bakacağız. Bir çay içtik, kahve içtik. Gel sana bugün bir sürpriz yapayım. He. Çok düz yollardan gideceğiz. Çok biraz düz. Evet, çok düz. Bak. Böyle dediğine göre. Şu anda buradayız. Önce şu A noktasına gidiyoruz. Sonra A noktasından çıkıyoruz. Şu an neredeyiz bir daha göster. Şu anda şuradayız. Şimdi bu A noktasına gidiyoruz. Bu nasıl yol? Göl yanı. Ondan sonra bak şimdi bak. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Dümdüz dümdüz Çardağ'a varıyoruz. Ama bu kadar düz yolda canımız sıkılır. Evet. Sonra... Alışmış bu durum. Çok da yoz bir yola gireceksiniz bitmiyor, sonra. Bitmiyor, güzellikler bitmiyor. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bak devam ediyoruz. Çıktık kapı. Hop çıktık kapıyı. Evet. Ondan sonra gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra bak sonra açılıyor yol. Açılıyor, 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 açılıyor. Ey maşallah. Açılıyor, 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 en düzgün yolu. Ya buralar düz biraz. Buralar evet. Giresun'a varıyoruz. Giresun'da motorcularla buluşuyoruz. Hadi bakalım. Göl yanına vuruyorsun. Yol çok iyi. Evet, yol süper. Bence güzel. Nem de yok. Nem de yok. Bu arada siz Zemin Nivyaldere'nin hikayesini dinlememişsiniz. Onu çekeceğiz dur. Kimin hikayesi? Nivyaldere. Şu an Nivyaldere'desiniz. Nivyalıdere mi? Evet. Ya, yani şey mi? New York gibi bir şey mi? Evet, New York'ta en çok Türk nüfusu buradan gitmiştir. Allah Allah. Orada CNN bundan 80'li yıllarında bir anket şey yapıyor, röportaj yapıyor. 3 tane soru soruyor. Diyor ki, Türkiye'yi biliyor musunuz? 10 kişiden 6'sı Türkiye'yi biliyor. İstanbul'u biliyor musunuz diyorlar. Örnek veriyorum, 10 kişiden 8'i İstanbul'u biliyor. Yaldır'ı biliyor musunuz? 10 kişiden 10'u Yaldır'ı biliyor. Bazıları Türkiye'nin başkenti olarak biliyor. Çünkü o kadar yaygın nüfusumuz var. Abi. Bir anı daha söyleyeyim ben sana. Bizim buradan, nüfusumuz bizim burada ya. İstanbul'a gidelim, denemesi de bedava, benle gidelim, verelim pasaportumuzu, bir saat sonra redle geri geliriz. Asla vize vermiyorlar. Yaldırlı olanlar. Yaldırlı kalıyor diye vermiyorlar. Evet, asla vize vermiyorlar. Senin bütün akrabaların orada diye herkese, bizim ne iş adamlarına, peki, herkese red veriyorlar. Peki yağlı derelilerin orayı seçmesinde özel bir sebep var mı? Buradan hikayesini anlatayım sana. Tabii tamam, bu, kısaca alalım şöyle, o zaman lütfen. Şöyle, burada daha önceden biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı öncesi Rumlar ve Ermeniler de vatandaşlarımız vardı. Onların bir kısmı kaçtılar. Bir kısmı değil, çoğu kaçtılar. İşte bazı da Yunanistan, bazı da Amerika'ya gitti. Bunlardan böyle çocuklu, burada geçen bir Amerika'ya gitmiş bir adam geliyor. Bizim burada hala otel yoktur. Geliyor, bizim köyden bir terzi var. Bunu ağırlıyor. Terzi işte gezdiriyor falan bir hafta. Yatacak yer yok. Terzihanede yatırıyor bunu falan böyle. Adam diyor ki bir sonraki geldiğimde seni götüreceğim diyor. Bizim terziyi bir sonraki geldiğinde hakikaten Amerika'ya götürüyor. O gidiş bizimkilerin hepsi peşinden. Biri gitti mi hepsi? Amerika'da. Ben sana daha da komiğini söyleyeyim. Vize vermiyorlar ama buradaki berbere bile git. Sana yeşil kart için hemen şey form doldurur. Girer sitede. Oo, herkes bilir. Berber de bilir. Bakkal da bilir. Manav da bilir. Buradan herkes Amerika'ya green card alıp gider yani. Sürekli her sene en az 50 kişimiz vardır green card'la giden. Vay be. Vay, gördün mü hikayeyi? Ulan o kadar akşam yemek yedik orada bir green card doldurtmadı bize. Vallahi. Evet. Hiç de herkes değil. Bilir green card doldurmayı burada. Gerçi şaka tamam. Yapmıyorum, herkes bilir. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. İzlediğiniz üzere bol virajlı bir tur bizi bekliyor. Çok güzel bir tur olacak gibi. Birkaç yere uğrayacağız. Şu dağları donanıp Giresun merkeze ineceğiz. Akşam da Giresun'da küçük bir buluşmamız var. Ama buluşma öncesinde bayağı bir yorulacağız. Bayağı bir keyifli gezi yapacağız gibi görünüyor. Bol bol viraj, bol bol oksijen. Buradan Erdincan'a doğru yol yapıyorlarmış. Ara bağlantı yolu yapıyorlarmış. Biz o kadar çok gezdik ki gelirken ben Erdincan tabelasını gördüm. 220 kilometre diyor. Ben de diyorum ki arkadaş biz Erzincan'dan geçtik.
Erzincan'dan geçtikten sonra yüzlerce kilometre yaptık. Neredeyse 1000 kilometre yaptık. Nasıl hala Erzincan'a 220 kilometre dedim. Tabii biz yolu uzattığımız için, yukarıdan böyle döndük geldiğimiz için gelip tekrar aşağı indik. Erzincan'a hiçbir şey kalmamış şuradan. Yol gittikçe bozuluyor. Hop şöyle bir süre böyle gideceğiz. Sonrasında düzelecek ama umarım daha da bozulmaz diye düşünüyorum. Yaylaya çıkıyoruz. Giresun'un tam olarak neresindeyiz bilmiyorum ama ben zaten alta harita koyacağım. Video başlarına harita koymaya çalışıyorum. Belki sonuna da koyarım. Belki hep koyarım bilmiyorum. Bilmiyorum. Harita eklemeyi planlıyorum eğer yapabilirsem. Manzara güzel. Ancak yol çok iyi değil. Birazdan düzelecek diye kaç kilometre geldik ya. Hala yukarı tırmanmaya devam ediyoruz. Taşlar da zaman zaman sivrileşiyor. Lastik yarılacak diye çok korkuyorum. İnşallah öyle bir şey başımıza gelmez. Merkezden de uzaktayız. Bayağı da tırmandık. Daha ne kadar tırmanacağız bilmiyorum ama. Bir yandan da sıcak bastı. Yavaş yavaş gidiyoruz. 10-15 kilometre hızla gidiyoruz. Lastikten korkuyorum. Toz kalktığı için camım kapalı. Şu an ter basmış durumda. Hadi bakalım. Tam Afrikalık yollarmış bunlar ya. Yola Afrika ile çıksaydım. Gerçi Nece de beni pişman etmiyor da. Afrikalık yollarmış yine de. Çıktık mı lan? Bitti mi? Evet bitti. Şükür. Oy. Evet yayla güzel. Ancak yolda. Yolda güzeldi. Ama çok iyi değil mi ya? Bak şöylece yolun sonundaki yayla da size göstereyim. Bu yol değer mi değmez mi siz söyleyin. Taşlı ve zorlu yolların sonunda. Ne yaylası bura? Göl yanı. Gölyanı yaylası. Gölyanı de şunu göl olarak evet, mı? Evet, burun yanı anlamında şey yapmış. Ha başka göl var mı diye. Buranın rakımı biraz daha düşük. Sana ne lazım? 1230 rakım burası. Gölyanı yaylasına geldik. Burada eskiden et, balık, mangal yapılıyormuş ama artık yok. Bu haliyle bile çok güzel duruyor. Vallahi süperiz ya. Burada bir film senaryosu ve 2 dakikada film çevirebiliriz. Bak şey oluyor ya böyle. Üniversiteli gençler Amerikan filmlerinde toplanıyorlar bir otobüse böyle bir yere geliyorlar da 2 tane salak bir şu kenarda oturalım diye gidiyorlar. He, bir tane önce gözlüklü ölüyor falan. Gözlüklü şişman bu tarafa, 2 çift bu tarafa. Önce gözlüklü sonra 2 çift. Bizde gözlüklü yok. En şişman benim. Bence kendinize dikkat edin. Bak bak pozlara bir bak bak. Bak. Daha dur fotoğraf çekinelim, video film çekeceğiz. Evet. Biraz önce biz direkt de senaryoyu yazdık. Evet. Korku filmi çekiyoruz. Böyle üniversiteli öğrenciler kampa gelmişiz gibi. Evet. Biliyorsun öyle Amerikan filmlerinde önce gözlükler ve çiftler olur. Gözlükler şu tarafa gider, çiftler bu tarafa. Ama önce gözlüklü... Beni mi kastettiniz gözlüklü? Yok. Ha. Gözlüklü yok dedi. Direkt de sonradan aklımıza geldi. Feda hocam. Feda abi. Abi sen tek başına şu tarafa doğru gitsene. Korku filmi çevireceğiz. Tamam kabul ettim. Adam anlamadı ki. Abi yok. Anlamasın daha iyi. Ya abi, yapma. Sen yönetmen değil misin? Ya, sorun yok her şeyi yaparım. Abi, oyunculuğum da var. Bak şöyle bir şey. Senaryo gerektiriyorsa her şeyi yaparım. Korku filmi çekecekler. İlk önce gözlükler ölüyor. O yüzden bizim süremiz az. Sorun yok ölürüz. Ölürüz. Ama ben buraya niye indim biliyor musun? Niye? Yuvarlanacaksınız.
Bilin bakalım niye indim de. Ben buraya niye çıktım? Ya korku filmi çekiyoruz, yuvarlanmanın sırası mı? Ama duramazsak gölet var abi ucunda. Dur dur lan. Ya benim tepeme bindi ya. Evet. Şurada kendimi durdum. Direkt sen gelemedin ama şurada direkt üstüme geldin. Yaşım döndü. Plajın evet evet aynen öyle oldu. Evet. Ama muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz. Böyle yuvarlanma mı olur? Yuvarlanma dedim benim gibi olacak. Hadi gidiyoruz bismillah diyerek göl yanı yaylasını da geçiyoruz arkadaşlar. Güzel fotoğraflar çekindik, videolar çekindik. Muhtemelen izlemişsinizdir güzel güzel açılardan. Bayağı bir uğraştık, ter içinde kaldık. Çünkü hava çok sıcak. Yaylada olmamıza rağmen acayip bir sıcak var. Böyle hani eseyim, yayla çok esiyor, serin olur falan. Öyle bir şey yok. O yüzden çekimi tekrar et. Buradan çek, şuradan çek. Anı kalsın. Video için, Instagram için derken yine bir sürü vakit harcadık ama çok keyifli bir sürüş, keyifli bir gezi, keyifli bir çekim oldu. Devam ediyoruz. Şimdi dağları aşarak bir yerlere daha uğrayacağız. Birkaç yere daha uğrayarak Giresun'a doğru gideceğiz ama dağ yolumuz çok uzun. Ya, kilometre olarak uzun değil ama dağ yollarından geçeceğiz. Bu şekilde çok yayla var tabii Karadeniz'de. Birçok gittiğimiz yayla meşhur olan yaylalar artık meşhur olduktan sonra tabii ki biliyorsunuz bir yer meşhur olduktan sonra çok da bakirliği kalmıyor. O manzara çok iyi bak. Meşhur olduktan sonra çok da bir şeyi kalmıyor. İnsan istiyor ki kimse bilmesin, görmesin. Bütün bunlar bizim için var, insanlar için var. Rabbim temiz temiz kullanın, yararlanın, nimetlenin diye yaratmış. Keşfettikten sonra her tarafın içine ediyoruz. Burası sit alanı ilan edilmiş. Çivi bile çaktırmıyorlarmış. İnşallah böyle devam eder. Korumaya alınmış şimdilik ama inşallah böyle devam eder. Yine harika bir yere geldik. Arkada arkadaşlar masa kurmuşlar. Karpuz, peynir, meynir yiyeceğiz. Sağ olsunlar hazırlamışlar. Ben de size bu arada manzarayı göstereceğim. Tepeye çıkalım ve buradan manzarayı harika bir şekilde görelim. Tam şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bulutlar çökmüş, sis çökmüş. Aşağıda bir yerleşim merkezi. Şurada da biraz önce fotoğraf çekindiğimiz yayla. Gidelim bir karnımızı doyuralım. Sonra devam ederiz. Karpuzu bitiriyoruz diyorsun. Hı. Çok güzel yalnız. Gidiyoruz. Karnımızı da doyurduk biraz. Hadi bismillah. Şimdi bir kısma kadar o kötü yollardan tekrar ineceğiz. Şuradan dönebilir miyim? Acaba? Devam ediyoruz yolumuza. Şimdi bir kısma kadar tekrar ineceğiz. Ondan sonra asfalt olacakmış yol. Birkaç yere daha uğrayacağız. Yine fotoğraf video çekeceğiz diye çok oyalandık. Teşekkür ediyoruz bizi misafir eden Fedai Bey ve ailesine. Güzel sohbetler için de teşekkür ediyoruz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Buradan aşağı doğru güzel manzaralar eşliğinde yine yolumuza devam edeceğiz. Sonunda bitti. Yemin ediyorum in. Türlü bitmek bilmedi ya. Yukarı çıkarken ya da yukarıda yaylada söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Eğer söylediysem buralar çok güzel, buralara gelin. Bu tarafa gelirseniz bu yaylalara da çıkın diye bir cümle kurduysam sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Sözümü geri alıyorum. Bu yol çekilmez arkadaş. Çıkarken neyse hani bir nebze iyiydi de inerken
Hani dik olduğu için frene basmak zorunda kalıyorsun. Aşağı doğru hafiften kayıyor. Taşlar zaten sert. Keskin taşlar. Yol çok kötü. Toz bir yandan. Kollarım ağrıdı. Terledim sıcak bir yandan. Yayla dedik, eser dedik. Serin olur dedik. Esmiyor, serin değil. Bir şey yok. Çadırınız varsa orada konaklayacaksanız yukarılar güzel ama bir çıkayım bakayım da geri ineyim diyorsanız bence, bana göre, benim fikrim sadece oraya bakıp bir iki fotoğraf çekip inebilecek bir yol yok. O yol çekilmez. Yani böyle bir şey için yol çekilmez. Neyse, anladınız siz beni. Şimdi başka bir yaylaya gidiyoruz galiba. Kollarım ağrıdı. Birazcık basayım da serinleyelim bu arada. Yine de gittik gördük. Size de güzel bir video çıkmıştır diye düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyenleri de burada tekrar hatırlatıyorum. Motorlar da leş gibi oldu. Üstümüz... Aba! Üstüme bak. Şuna bak. Mahvolduk. Leş gibi oldum. Üstüm, başım, pantolonum. Daha 15 gün daha yollardayız ya. Çıkrık köyünde bir tane kilise bulduk. Şurası kiliseymiş. Eskiden kiliseymiş. Şu an harabe. Yine de içine girip bakacağız. Çıkrık mıydı bura? Çakrak. 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 Sanki çıkrık dedi gibi geliyor. Hayır hayır, çakrak. Bu neymiş sen biliyor musun? Kilise. Kilise miymiş? Evet. Sanki biz sonradan yapmışız gibi duruyor. Tam da kiliseye benzemiyor gibi. Ya bunun biz kullanmış mıyız bir dönem? Ya biz kullanmadık değil. Bizden önce Rumlardan sonra kullanılmış. Düşü şöyle hep şu taşlardanmış ama soymuşlar. Bunun içerisine hep delik deşik ettiler. Para arıyorlar. Gömü falan aradı. Geliyorlar mı gömü arabayı? Hala. Ha. Hala geliyorlar mı? Evet. Bir şey kalmamış ki neyin delikti? Ya kimseye inandıramazsın ki. Hayır, varsa da şimdiye kalmamıştır zaten. Şimdi kalmamıştır ama bak şimdi. Valla bizim ustalardan, ben ustalardan dinlediğime göre burada yaşayan Rumları sizi yolda çalıştıracağız diye Osmanlı zamanında almışlar erkeklerini aşağı. Sabahleyin de gelmişler. Orada esir kampına koymuşlar şeyi, Rumları. Sabahleyin de gelmişler. Onların çocuklarını almış götürmüşler. Para saklamaya varsa da bile fırsat kalmamış. Varsa da herkes parasını almış gitti. Desene olsak biz alırdık. Yerlisiyiz yanımızda. Evet, olsa değil biz mi? Alırdık. Olsa siz alırdınız. Evet. Ağaç ne güzel çıkmış. Bak şimdi her kilisenin üzerinde böyle bir çam ağacı var. Ne güzel. Bak. Bu. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Oo, biz tamam burada kalalım bence. Valla. Kümbetten aşağı ineceğiz sonra. Kümbet dediğin ne ya? Kümbet diyorsun. Kümbet yaylası. Çok ünlü bir yayla. Sadece yayla yani. Ya aslında köy. Ama sahilden oraya gidiyorlar. Yayla. Havası çok temiz, güzel. Buradan da yüksek. İçinden de bir görüntü alayım şöyle de öyle gideyim. Hadi gidelim. Aşağıdaydım. Aşağıdaydın. He. Nereye gidiyorsun? Ya babana gidiyorum. Babana gidiyorsun. Hadi kendine iyi bak. Sen? Ben de iyiyim. Buraya mı geldin? Ben yaylaya. Yaylaya gidiyorum ha. İyi mi? Bilmiyorum, gidince göreceğiz. Sence yayla iyi mi? Değil mi? Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Yarın mı? Tamam. Yarın da geliriz. Biz gidiyoruz o zaman, hadi. Hoşça kal. Abi. Heh. Yarın. Tamam. Yarın geleceğim. Tamam. Şuradan dönelim gidelim artık. Kiliseyi de görmüş olduk. Pek kiliselik hali kalmamış ama amcadan aldığımız bilgiler ışığında. Hadi Allah'a emanet. Amcadan aldığımız bilgiler ışığında burayı düzenli olarak gelip kazıyorlarmış. Kaç yüzyıldır burada duruyor. Hani gömü olsa bile kalır mı sizce yani Allah aşkına? Şimdiye kadar bulmuştur zaten. Hala böyle köyün merkezinde, şehrin merkezinde kalmış yerlere gelip kazıyorsunuz ya. Olsa şimdiye zaten sizden önce bir sürü adam gelip kazıyor. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi Kümbet Yaylası'na gidiyoruz. Meşhur bir yaylaymış, güzel bir yaylaymış. Bakalım gerçekten öldükleri kadar var mı? Gidip hep beraber göreceğiz. Şarjım da bitmek üzere yaylaya kadar hızlı bir geçiş yapacağız. Tarihi 1610. Uzunluk 60. 6500.
Hacı Abdullah Zade Duvarı. Ne duvarıymış bu? Niye duvar çekmişler ki acaba? 1610. 1610 yılında duvar çekmişler. Herhalde hayvanlar çıkmasın, geçmesin diye. Oo, bir sürü sivrisinek. Kapattı. Ah, ah. 6500 metre uzunluğunda 1650 yılında yapılan duvarmış bu. Of, yolun güzelliğine bak. Şimdi Kümbet Yaylası diye geldik. Buraya şehir kurmuşlar. Gerçi burası yayların köy tarafıymış da. Artık köy müy de değil. Burası bambaşka bir yer. Nereden gittiler la? Bulamıyorum ki. Sanıyorum burası da eski o çektiğimiz yaylalar var ya, önceki videolarda, bu videonun başında çektiğimiz yaylalar. Oralar gibiymiş. Sonra insanlar güzel manzarası var buranın diye gele gele, işte kalabalıklaştıkça sanıyorum yapılaşma da başlamış. Yapılaşma da başladıkça artık bu halini almış buralar. Manzara bu şekilde, güzel bir manzarası var, ancak burası artık normal bir mahalleye dönüşmüş. Devam ediyoruz biz yolumuza. Benzinim de yanıp sönüyor. 5 kilometre olmuş. Yaklaşık 50 kilometre var merkeze. Herhalde yolda bir benzinlik falan buluruz diye düşünüyorum. Ağaçlar ne güzel ha, değil mi? Budamışlar herhalde bak. Ne yapıyorsun, kaşınıyor musun? Gel kaşıyım, gel kuzum. Haftaların pisliğini, daha doğrusu o yaylaların, toprak yolların pisliğini ancak çıkarabildik. İçim rahat etmiyordu. Bu sefer iyi bir temizlik yaptık bakalım. Selimizde biraz ıslandı ama. Bunu da ben yola çıkmadan önce Honda Tansoy'dan almıştım. Dönüşte artık performansını değerlendireceğim. 2500 kilometredir. Gerçekten memnun kaldım ama döndükten sonra ayrıntılı, memnun kalıp kalmadığım yönleriyle alakalı genel olarak bir video yaparım. Hem zinciri yağladım, hem sağını solunu kontrol ettim. Lastik havalarına baktım. Bir de bütün pisliğinden arındırdık. Çok güzel oldu şimdi. Rahat rahat gidebiliriz. Vallahi böyle bir huzursuz hissediyordum pis pis binmeyle ya. Biliyorsunuz benim motorum da çok fazla pis durmaz normal şartlarda. Hep temiz kullanırım. Gezince böyle dağ, bayır, tavuzda, toprakta haliyle leş gibi oldu. Giresun merkeze gideceğiz. Bir çay içeceğiz. Sonra Ordu'ya doğru süreceğiz. Ordu'da konaklayacağız bu gece. Bu videonun sonunda Ordu'ya giriş yapmış oluruz herhalde. Bak bir sandık bulamıyoruz. Adamlar yerlere taşmışlar, gördün mü? Şehrin merkezinde kaldırıma fındık dizmişler. Her yer fındık. Sanıyorum şurada bir yerde çay, kahve, bir şeyler yapacağız. Karşı tarafta da Giresun Kalesi var sanıyorum. Orayı çok önerdiniz abi, Giresun Kalesi'ne çık dediniz ama çıkmaya vaktimiz olmayacak gibi duruyor. Öbür tarafa da geç kalmayalım. Şimdi orada da bir çay kahve içeceğiz. Şimdi bir sürü arkadaş geldi.
Aceleye geldiği için aslında arkadaşlar, Giresun'daki motosiklet kulübü arkadaşlar dün organize olmuşlar. Bayağı da kalabalık organize olmuşlar. Bizi ağırlayacaklarmış, karşılama yapacaklarmış. Bugüne kaldığı için, hızlı geliştiği için, tabii yolcunun işini Allah bilir, anlık gelişiyor. Dün gelemedik merkeze, başka yerdeydik. Bugün geldik, bugün de pozumuzu da verdik. Anlık olarak sahilde bir hikaye attım. Dedim ki şuradayız. Konum attım, canlı konum. Bir saat buradayız. Müsait olan gelsin diye hikaye attım. Sohbet ettik, tanıştık, muhabbet ettik. Şimdi de başka bir mekana gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar başka bir mekana geçip çay içeceğiz. Sağ olsunlar, bırakmıyorlar. Ondan sonra oraya doğru devam edeceğiz. Şimdilik toplu bir şekilde yemek yemeye gidiyoruz. Giresun Kalesi yukarıdaymış. Fırsat olmadığı için çıkamadık. Ancak bir dahaki sefere inşallah. Sahil şeridindeyiz. Sağ tarafta görüyor musunuz bilmiyorum. Bir sürü fındık var. Yol boyu herkes fındığını sermiş. Fındığın nemini alıyorlar sanıyorum. Şehirler arası otobüs terminaline geldik. Nereye geldik? Ayvasıl Ayhanus'ta. He, tabelası bayağı büyük, meşhur herhalde. Tabela büyükse meşhurdur. Bir yemek yiyip çıkalım. Sonrasında devam edeceğiz. Hadi bismillah. Evet, buradan da çıkıyoruz. Şimdi başka bir mekana gidiyoruz. Orada da başka birkaç arkadaş da orada bekliyorlarmış. Toplanmışlar. Onları da ziyaret edeceğiz. Aslında orada da bizi misafir edecek bir izleyicimiz, takipçimiz var. Bekliyor. Ona çok geç kaldık. Mahcup olduk biraz ama arkadaşlar da bırakmıyorlar. Yok, biz gidiyoruz da denmiyor. Bu turda böyle her gittiğimiz yerde insanları da hani kıramıyorsunuz. Bir çay içelim, tanışalım istiyorlar. Hayır da diyemeyince böyle sıkışıyoruz işte. Herkesin gönlü olsun diye. Bugün çok yorulduk. Yaylalar beni çok yordu. O toz, toprak, hala onun yorgunluğunu atamadım. Biraz yemek yedim, tatlı yedim. Kendime geldim de çok şükür. Yine de çok yorgunluk var. Saat 10.30. Biz 10'da orada olmamız gerekiyordu. 10.30 daha bir kafede daha çay içeceğiz. Herhalde orduya gitmemiz bizim 11 falan olacak gibi. Şuraya bir yere durmamız lazım. Şimdi burada da arkadaşlar bekliyorlarmış, kalabalık bir ekip. Haydi bismillah, buradan da ayrılıyoruz. Hadi hayırlı akşamlar. Arkadaşların gönlünü de etmiş olduk bu vesileyle. Hepsine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel sohbetleri ve davetleri ve misafirperverlikleri için. Şimdi saat 11'e çeyrek var. Tam olarak 45 dakika Ordu'daki arkadaşımızı beklettiğimiz için, bu videoyu izlediğinde de tekrar çok mahcup oldum ve üzüldüğümü anlaması için tekrarlıyorum. Kusura bakmasın, biraz beklettik ama işte her uğradığımız yerde bu şekilde oluyor. Ya bizde de oturun bir çay için, biraz daha muhabbet edelim. Buraya da uğrayın, şuraya da uğrayın. Bir çay daha, bir kahve daha derken insanları da tabii ki sevdikleri için, böyle davrandıkları için, hayır diyemediğimiz için herkesi memnun etmeye çalışınca herkese mahcup olabiliyoruz bu şekilde. Şimdi istikamet Ordu. Giresun'dan da bu kadar. Ordu'ya girerken görüşürüz. Dünya defatsa arası, Ordu'da kuruldu. Hekim oğlu dediğinde narilim orada vuruldu. Konaklar yaptırdım mermer direkli. Hekim oğlu dediğinde narilim aslan yürekli. Ordu'ya geldik, Ordu parçası. Ünye'de Fatsa arası Ordu'da kuruldu. Ordu'nun dereleri var ya. O çok şey. O ne la öyle, Ordu'nun dereleri. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni el. O çok yumuşak bir şarkı, o olmaz. Ünye'de Fatsa arası, Ordu'da kuruldu. Hekim oğlu dediğinde narilim Ordu'da vuruldu. Bu da iyi. Öyle. Ordu'nun dereleri. Bu iyi değil kardeş. Hekim oğlu daha iyi. Tamam, o da güzel ama Hekim oğlu daha iyi. Başka şarkısı var mı Ordu'nun bilmiyorum. Şuradan aşağı bir indir at. Üstüne şeyi yaz. Tekrar bir daha yaz. Bir daha. Üstümden şarkı söyleyeceksin. 20 gündür yoldayız.
Biz şunlar gibi eğlenemedik ya. Karadeniz gezisi yapıp denize giremedik. Horon tepemedik lan. Aa Horon. Bezirköprü'de tepemiz belki. Artvin'e festivale gittik. Rize'ye gittik. Trabzon festivaline gittik. Oraları komple gezdik. Bir horon tepemedik ya. Yalan atma sen teptin. 30 saniye o sayılmaz. Anlayamadım. Bugün ne oldu biliyor musun? Kaskın içinde şarkı söylemişim. Kask kamerası da açıkmış, tamam mı? Sonra görüntüyü izledim. Aman Allah'ım. Dille çıkarıp camdan aşağı. Nasıl kaptırmışım biliyor musun? Full detone. Yayınlayacağım mı onu peki? Mümkün değil, hemen sildim. Ya abi bizim şöyle bir... Ya 15 gün daha var da... Şey yapamadı. Aşağı inip hep beraber söyleyelim. Erken gelecek. Bir daha gelesin de bana bak. Bence sen hayata kalkarsın. Kalkarım, ne olacak? Kalkamayacağımı zannet. Tekrardan selamlar. Giresun'dan çıktık. Ordu'ya kadar geldik. Otelime yerleştim ve video kapanışını burada yapmak istedim. Harika bir otelde konaklıyoruz. Ordu'da bulunan başka bir takipçimiz sağ olsun bizi misafir etmek istedi. Otelimizi ayırtmış geldik. Otelimize yerleştik. Oteli de hemen göstereyim. Ondan sonra video kapanışını yapayım. Banyosundan başlayayım. Kocaman bir banyosu var. Şöyle kısaca gösteriyorum. Banyodan başladım çünkü dışarı manzarayı en son göstermek istiyorum. Burası yine tarihi bir konak. Yaklaşık 150 yıllık bir konakmış. Ordu'da bulunan ve otelimin manzarası da harika bir görsel eşliğinde. Şurada tarihi bir kilise var. Aşağıda deniz ve aşağıda da yine Ankara oynaması çalıyor. Beni burada da buldular. Bir sonraki videoda orduyu gezmiş olacağız. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.